Konsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Aklıma bir şey takıldı da onunla girişi yapayım. Ben bu duvara arka planı yaptım da daha önce de tablo var şu an o da karşımda. Onunla video çektiğim zaman 5 yıldızı çok atıfta bundan. Özellikle kendini Fenerbahçeli ilan eden arkadaşlar vardı. O günkü basın toplantısından sonra herhalde Fenerbahçeliliklerini askıya aldılar. Dalga geçilecek şeyin aslında kendi tarihleri olduğu, belki de gerçekten de tuttuğu takımlarının tarihleri olduğunu anlamışlardır. Evet sevgili dostlar, Fenerbahçe'de bugün Müthiş bir imza töreni vardı. Gerçi videonun yüklenmesi yarını bulabilir. Ben bayağı geç saatlerde çekiyorum. Yani yarını bulabilir derken ben videoyu 3 Haziran'da çekiyorum ama 4 Haziran'da izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör Jorge Jesus ya da Jorge Jesus için imza töreni düzenledim. Arkadaşlar bakın. Ekrana şöyle bir şey vereceğim. Bakın, bu videoyu lütfen dikkatlice izleyin. Hatta videonun yarısında açan arkadaşlar için şu etiket ya da şu etiket dursun. Çünkü ben ara ara kendi yorumlarımı katacağım. Bakın benim katacağım yorumlar içerisinde ciddi duyumlar var. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Şimdi Ali Koç'un açıklamalarıyla başlayayım. Bazı yerleri de atlayacağım. Tamam mı? Öncelikle hoş geldiniz diyerek başlıyor. Önemli imza töreni. Ben az konuşacağım. Hocamız konuşmalı. Zor bir karar benim için, bizim için. Yani ancak bu karar Nisan ya da Mayıs ayında alınan bir karar olmadı. Sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. İsmail Kartal ile başarılı olsak da sezonu ikinci sırada bitirmemiz hedeften uzak kaldığımız anlamında. İsmail Hoca'ya teşekkür ederim. Ama asıl teşekkürü kongre üyelerinin önünde yapacağız diyor. Yani yarın diyor. İsmail Kartal da bir kongre üyesi bilginiz olsun. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle imkanlarımızın el çerçevede dünya çapında kendini kanıtlamış hoca hedefimizi açık açık paylaşmıştık. İsmail Kartal'la konuşmuştuk. Bu konuyu ifade etmiştim. Ana hani alternatiflerden biriyle e, hocamız İsmail Kartal çalışacaktı. O da önemliydi diyor. Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonra Jesus'ta konuştuk. Kendisi o dönem futbol dahi konuşmak istemiyordu. Bakın. Hani atıp tutanlar var ya işte Mustafa Hoca bilemedi falan filan. Alın alın. O dönem futbol dahi konuşmak istemiyor diyor. Bazı arkadaşlar yazmış. Ben ayrıldıktan sonra biliyordum şey bize geleceğini diye. Ne dedim size? Yani Mayıs'tan önce konuşmayacağım diyor diyordum. Evet. Varan bir Mustafa Hoca'nın duyum çıkar. Diğer aday olgunlaşıyordu. Löv. Ama futbol bu. Her şey değişebiliyor. Daha sonra Jesus ile görüşmelerimiz arttı. Sıklaştırdık. Mayıs ayının başlarına doğru daha somutlaşmaya başladı. Varan 2, Mustafa Hoca 2-0 yaptı. Mayıs ayının başlarına doğru. Meğerse hocamız Slavia Prak maçından itibaren takımı incelemeye başlamış. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Uzun zamandır takımı izledi duyumu da çıkmış oldu. Varan 3, şu an Mustafa Hoca 3-0 gidiyor. Yani 3-0 önde gidiyor. Tabii biz bundan çok son haberde ayrıldık. Kimyamız uşuyor. Fenerbahçe tarihi büyüklüğü. Tekrar şampiyon olma ve tarih yazma düşüncesi hocamızın ilgisini çekiyor. Dünya çapında bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye hocayı getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada huzurunuz olmaktan son derece mutlu ve memnunuz. İnşallah gelecek sezon her kulvarda başarılı olacağız. Gelecek sezon her kulvarda. Küçülmeciler size diyor. Şu herif diyordu ya. Her kulvarda şampiyonluk hedefliyor bu adam diye. Mustafa Hoca 4-0 yaptı. Hani diyorsunuz ya senin hangi duyumun çıkıyor alın 4-0 oldu şimdiden. Diğer takımlarla ilgili daha sonra açıklamalarımız olacak diyor. Buna ilişkin konuşunca konuşuruz. Hocamızın istatistiklerini konuşmaya gerek yok ama her zaman 2 puan averajının üstünde olduğunu görülüyor. Yani 2.00'ın. Hocamız bizim beklentimizi, hedeflerimizi biliyor ve tanıyor. Bu işimizi kolaylaştırdı. Çok fazla talibi vardı. Kendisi bize hiç renk vermedi. Bütün fırsatları inceledikten sonra ülkemizin 100. yılında Fenerbahçe'yi çalıştırmaya karar verdi. Kendisi 3 gündür burada statı tesisleri gezdi. Çok önemli geri dönüşler yaptı. Fenerbahçe'nin imkanlarını beğendi. Samandıra, otobüs, duvarlarda olması gereken şeyler, makinelerin konumundan tutun duvardaki fotoğraflara kadar. Duvardaki resmin ne? Pardon. Pek çok konuda bize ev ödevleri verdi. İnşallah biz de geri kalanları tamamlamayı arzu ediyoruz diyor. Şimdi hocamız bir yıllık anlaşma yapmak istedi. Sebebini kendi anlatır ama her yerde öyle başlamış. Yani biz onu o da bizi tanıyacak diyor. Ee, şimdi biraz kısaltarak gidiyorum. Önümüzdeki yıl, yılın planıyla ilgili toplantı yaptık. Hocamız eksik bölgeleri tespit etti. Her bölge için beşer alternatif var. Mustafa Hoca 5-0 yaptı. Hani size ne demiştim ya bir bölge için bir isim iki isim yok. Yani 3-4-5-6-7 belki 9 isim var bir mevki için diye. Şöyle mi yapayım? Ne yapayım? 5-0 oldu. Neyse 6'da yaparız. Bu isimlerin hiçbir basında yok demiş. Ben size burada bir şey söyleyeceğim. Söylemediğim bir şey söyleyeceğim. Şu ana kadarki isimlerden e, basında yok diyor ama var. Ama şunu da belirteyim. Bazı isimler İsmail Kartal tedrisatında ama Jesus'un da onayı var. Hani bu isimler kesişti. Hani benim scout listeme de uyuyor Dediği isimler var demiştim ama bu yeterince gol sayılmıyor. bunu atlayalım. Ayrıca bu isimler ulaşılabilir ve mali durumumuza uygun oyuncular. Siz buradan ne anlıyorsunuz? Yani sizin tabirinizde çöpler. Benim tabirimde yetenek avcılığı yapılıyor. Ama olay başkan. Sizler sayesinde çıkan isimlerin hiçbirisi yok demiş. Basındakilere söylüyor. Yani hocayla kimyamız uçtu taraftara sesleniyorum demiş. Sosyal meden yaptığı organize bir organizasyon var. Hoca karar vermesine etken oldu diyor. Olur mu? Norveçliler yaptı onu. Yani A plus hocayım. Biz taraftarımızın önünde imza atıp atmama konusunda istişare ettik. Şahsen tarzım değil ama çok düşündük. Hani buraya kadar gelip büyük şovlarla imza atan oyuncuların başarılı olmadıkları kafamızda not ettik diyor. Ben de Totem ve Uğur'a inanan biriyim. Ayrıca stadın bir kısmı inşaat halinde bu yüzden böyle yapmaya karar verdik diyor. Hani etkinlik şov yapabilirdik ama diyor insanları yormayacak, polisi meşgul etmeyecek şekilde yaptık diyor. Teşekkürler. Ümitsizliğe düşecek bir durum yoktu. İlk başta vardı bir sürü kişiyle konuştuk. İsmail Kartal'ın performansını gördük. Eğer üst düzey bir hoca getiremezsek B planımız İsmail Hoca'ydı. 6-0. Müthiş bir performans sergiledi hocamız. Hatta hatırlayın kalan maçların tamamında e, tamamını kazanırsak, iyi futbol oynarsak İsmail Kartal diyordum hatırlayın. Neyse. Sayın Jesus olmayacak gibi görünüyordu. Diğer tarafta Löv olacak gibi gidiyordu. 7-0. Tam tersi oldu. Önemli olan sağdaki sonuçlar tabi hocamız cami yani büyüklüğü tarihçesi tutkulu taraftan etkilendi diyor. Birbirimiz sandık bu noktaya geldik. Maltepe'deki tesislerle ilgili geniş bir açıklama yapacağız. Bu olay da hocamızın gelişi gibi tarihi bir olaydır. Türkiye'nin parmakla göstereceği bir akademi yapacağız demiştik. Çok şükür işler bir noktaya geldi. Dışarıdan nasıl bir motor gidiyorsa... Sayın Jesus'un tercihi vardı. En sık oynayan 13-14 kişinin öyle veya böyle takımda tutulması düşüncesi vardı. Kadroyu derinleştirmek için de 4-5 transfer istemesi durumu vardı. Bu da bizi mutlu etti. Not. Bu geçmişte çıktığı için bunu gol saymıyorum. Crespo. Kim Minji ve Rossi'ye ilgi yüksek. Bakınız. Dikkat. Buraya dikkat. Bak buraya, buraya dikkat edin. Şimdi Üçüne de ilgi yüksek. İlk ikisine herkes bilebilir ama Rossi'ye ilginin yüksek olduğunu bildiğim için 9-0. Ve hatta ben Rossi'ne ilişkin, gerçi onu da daha önce bildim ya. Ee, Güney Amerika'dan teklifler var diye açık açık Brezilya'dan teklif var demişti Ali Koç'ta. Neyse. Bunları nereden buldunuz demişlerdi. Vitor Pereira'nın bize önerdiği isimlerdi. Değil mi? Bunları nereden buldunuz dedilerdi. Geldiği zaman bazıları küfürler, hakaretler al Ali Koç'un getirdiği adam bu diye. Şimdi kimi zor tutmak zor. Hafif sakatlığı vardı. Bak. Kim Minji'yi tutmak zor. Hafif sakatlığı vardı. Kore'de koşmaya başladı. Hafif sakatlığı. 10 10 hafif sakatlığı vardı. Hani ameliyat? Hani fotoğraflar? Hafif sakatlığı varmış. Şimdi koşmaya başlamış. Neyse. Anlayan anladı. Dünya çapında bir oyuncu bu tarz oyuncular çok fazla yok. Tam savaşçı bir oyuncu. Gelen teklifler var ama inşallah teklifleri değerlendirmek zorunda kalmayacağız. Hocamız da kalmalarını istiyor. Astronomik bir teklif gelir ve değerlendirirseniz bunu anlarım. Yerlerini doldururuz dedi. 11. Yani ütopik teklifleri açığız. Onun dışında yani absürt tekliflere. Ben size söyleyeyim. Kim Minji için 30-35 gelir, 40 gelir. Hocam sözleşme fesih bedeli 23'müş. Belli mi olur? Belki değiştirilmiştir. Belki de öyle bir madde yok diye açıklanacaktır. Crespo için biz belki 20'ye anca satarız. Rossi 12-12 diyorduk. Belki 20'den aşağı satmayız. Hocamızın transfer listesi çok enteresan. Yeni Crespo'lar, Rossi'ler kazandırabileceğiz. 12 yaptı. 12. 12-0. Hatırlayın. Yeni Crespo'lara, Rossi'lere hazır olanı hatırlayın. Kimler? Geç ben Rossi demedim ya. Crespo ve Kim Minji'lere hazır olun diye. Financial Fair Play konusunda tahmin ettiğimizden daha iyi noktadayız. Manevralarımız geniş. Yani Türk futbolu çok daha kötü durumda diyor. Önümüzü göremiyoruz. Hani ekonomik taraf hocamız ürkütmeden keseyim diyor. Hocamız yurt dışı kampı istemiyor. Samandıra ile Topuk Yaylası arasında süreci geçireceğiz. Ee, Valla çok zekice. Çok çok zekice. Ben yurt dışı kamplarına... Hani... Tamam Almanya'daki gurbetçi kardeşlerimiz görsün istiyoruz. Şöyle böyle ama ya... Çok saçma oluyor ya. Gerçekten çok saçma oluyor. Yani... İlginç arkadaşlar. Vallahi çok ilginç ya. Ben bana tuhaf geliyor açıkçası. Yine devam edelim. Yine devam edelim arkadaşlar. Jesus'un açıklamalarına geçelim. Herkese iyi günler. Burada olmak benim için büyük bir gurur yok öyle değil. Herkese iyi günler. Nazım'ıma da iyi günler. Burada olmak benim için büyük bir gurur. Yok ya düzgün koşalım. Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri olduğunu bilerek geldim. Buradaki beklentilerde biliyordum. Hani başkanımızın beni istemesi, taraftarımızın istemesi. Benim oğlumun ve ekibimin sosyal medya hesaplarını istila ettiler. <laughs> Kim yapmış ki ya? Allah Allah. Tevhiye sebepler. Havasız şeyler, taraftarlar. Maddi sebeplerden gelmedim. İsteyen başka takımlarda vardı. Ben tutkulu bir takımda çalışmak istemiştim. Maddi sebeplerden gelmedim. 13. Hatırlayın 10 milyon euroya Arabistan'dan teklif var arkadaşlar bu adama. 10 milyon euro yıllık. Burada başarılı olmak için her imkana sahibiz. O yüzden bu sene şampiyon olmak istiyoruz diyor. Benfica yıllar önce Fenerbahçe maçında şanslıydı diyor. Şanslı mıydı penaltılar? O seneki Fenerbahçe çok kuvvetliydi ama futbolda şans da lazım. Şans bizim için belirleyici oldu. Fenerbahçe maçları hafızamda yer ediniyor demiş. Oyun hakkında, futbol hakkında sorulması iyidir. Her hocanın A ve B plan olması lazım. Futbolda temel şey sistem ama başka önemli faktörler var. Örneğin oyuncularımız çok önemli. Ben 4-4-2 sistemiyle oynadım. Maça ve rakibe göre sistem değişebilir diyor. Değil mi? Bak. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. 4-4-2 ile oynadım. Maça göre sistem değişebilir. Siz buradan ne anlıyorsunuz? Yani elinizdeki oyuncuların ideal bir sistem belirlemesi lazım. Ben şunu anlıyorum. Üçlü müşte oynamayacağız. Adam açık açık 4-1-3-2 şifresi verdi. Hani savunmanın önüne Crespo'yu koyarım. Önüne üçlü hücum attı ve ikili forvet attı koyarım. Belki Valencia'yı tutarım diyor. Hani bir forvet, bir santrafor ya da bir santrafor bir gizli forvet belki. Hücum futboluna önem veririm. Çalıştırdığım takımlar çok fazla gol atar. Futbolda sadece kazanmak tek önemli şey değil de taraftarlara güzel bir şov izletmeniz lazım. Benim fikrim bu diyor. Kim Minji çok iyi. Avrupa'da her takımın isteyebileceği bir futbolcu. Arda Güler'in gelişeceğinden ve bize katkı sağlayacağından Hiçbir şüphem yok diyor. Zaten Allah razı olsun bu soruyu. Yani yaklaşık iki buçuk aydır takımı ve maçları izliyorum diyor. Bak düşünün. Yani Arda Güler'in yeteneğinden bahsediyor. Ee, korumalı mıyız acaba onu da sorsalarmış. Çok yetenekli bir oyuncu. Gençlere dikkat etmek gerekiyor. Daha iyi olacak taktiksel açıdan da gelişip takımıza yardım edeceğine inanıyorum. Aziz Allah'ına. Yani başkan buraya gelmemde etkiliydi diyor. Ve Mesut Özil kısmı. Bakın Mesut Özil kısmı biraz yorum yapacağım kısım. Bu arada başkanımız birkaç kez Portekiz'e geldi gitti. Kararlı insanları severim diyor. Bu da çok etkili oldu diyor. Ee, ofansif açıdan daha üretken oyunculara ihtiyacımız var. Belirleyici olabilecek oyunculara. Şimdi kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu transfer edeceğiz. Kulübün imkanları doğrultusunda elimizden geleni yapacağız diyor. Şimdi aklıma şu geldi. İskeleti koruyacağız ama 4-5 futbolcu alacağız diyor Jesus. O halde giden 5 kişi mi olacak? Ben yani giden diyor ya Jesus 5 kişi alacağız. Ben iddia ediyorum 5'ten fazla kişi alacağız. Herkese de o meydan. 3 Haziran itibariyle söylüyorum. Tamam. Hatta 6'dan da fazla alacağız. 7'den de fazla alacağız. 8'den de fazla alacağız. O dili meydan. Hadi çıkın. Diyorsunuz ya ben iyi doyumcuyum şöyleyim böyleyim. Buyurun 8'den fazla futbolcu alacağız. 3 Haziran'da söylüyorum hadi. Şimdi Mesut Özil konusuna da gelelim. Burada önemli olan Jesus değil. Burada önemli olan Mesut Özil de değil. Burada önemli olan Fenerbahçe. Alın size Mustafa Hoca'nın 13. golü. Aslı olan Fenerbahçe ise Mesut Efendi bu cümleyi kurmayacaktın dedim. Ve Hatırlayın herkes Mesut'u da kadroda düşünecek. Mesut'u da kadroda düşünecek. Bu adam Mesut'u düşünmeyecek. Zoraki olarak Mesut kalacak ama dua edin ikinci kuruzi olmasın diyen adamın videosunu izliyorsunuz. Canım sen de kendini çok övüyorsun. Ya sadece şu basın toplantısında 13 tane duyumum çıkmış şu ana kadarki konuşmalardan. Övmeyeyim mi? Ya bu kanal nasıl büyüyecek? Nasıl büyüyecek? Söz veriyorsunuz sözünüzde durmuyorsunuz. Size bahsetmiyorum. Sözünü tutan delikanlı mert arkadaşlardan bahsetmiyorum. Hani Jesus gelince 25 binler 30 binler olacaktı. Hani Jesus gelince akrabanızı çağıracaktınız eşinizi dostunuzu. Üye olacağım. Üye olun olmayın. Beni çok şey değil ya. Ya beni çok etkilemiyor arkadaşlar. 10 liradan 5 lira ancak geliyor gelmiyor. Çok umurumda değil yani üye olup olmamanız. Ama sözünüzü tutmamanız zoruma gidiyor. Ya benim zoruma gidiyor sözünüzü tutmamanız. O yüzden yapacağım bu iki yüzlülüğü maalesef. Neyse Futbolda geçmişte başardıklarınız çok önemlidir. Mesut Özil gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisine ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim diyor. Yani adam ne diyor? Ben Mesut oynatmayacağım. Kadro dışıysa kadro dışı. Ama enerjinizi boşuna Mesut'a yönlendirmeyin. Jesus'un ilk mağlubiyetinde ortaya çıkacak bizim efsanelerimiz var. Yani enerjinizi onlara harcayın. Bakın Fenerbahçe taraftarının en büyük... Pis güruhu neresi biliyor musunuz? En pis Fenerbahçe taraftar güruhu. Ağustos'tan başlarlar. Hatta Haziran'dan başlarlar. Bu sene o sene. Kesin şampiyonuz. Temmuz'da da başlarlar. Bunlar şeyle o yaşlı bir tane adam var. Hınç. Hınçlı mıçlı bir şey. Hani hınç için yaşamı. Fenerbahçe hıncıyla yaşam öyle bir ismi var herifin. Bunlar onun güruhundan. Haziran başlarlar. Şampiyonuz. Temmuz şampiyonuz. Ağustos kesin şampiyonuz. Eylül o kesin şampiyonuz. E, e kim? Ooo kesin şampiyonuz yani kimse engelleyemez. Kasım yönetim istifa. Bu güruh var ya bu güruh. Bunlar en tehlikeli Fenerbahçe güruhu. Bunlar Galatasaray'dan daha tehlikeli Fenerbahçe için. Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan, şundan bundan çok daha tehlikeli. Onlar sadece rakip. Bunlar düşman düşman. Bunlar kan emici. Sakın bunlara prim vermeyin. Şimdi Mesut Özil konusunda. Bana atıp tutuyordunuz. E hocam o bizim efsanemiz. Hatta Mesut için benimle tartışan üyemiz var. 60'lık, 125'lik üyeler içerisinde bir tanesi. Mesut'u savundu. Benimle Mesut yüzünden tartıştı arkadaşımız. Çıksın desin ki, aa hocam sen ben sen haklıymışsın kusura bakma desin. Demez. Demez der. Ya Mesut'a taparcasına, ben dedim ki Mesut'tan bir yar olmaz. Mesut kalırsa Pereira gider, Pereira kalırsa Mesut gider dedim. Olmuyor, olmuyor, tutmuyor. Eski Mesut yok. Ama ısrarlı bir şekilde yok Mesut iyidir, Mesut süperdir, Mesut şöyledir, böyledir. Ya adam Jesus'un uçağa kalkmadan yarım saat önce çıktı paylaşım yaptı ya. Kadro dışı kalmaya devam etsem de ben yata yata paramı alırım dedi ya. Ya bu adam için benim dil dökmem bile yanlış. Helal olsun Jesus sandığımdan daha kurt çıktı. Daha tecrübeli, daha dinamik çıktı. İlk toplantıda çaktı golü. İlk toplantıda Mesut'a çaktı golü. Beni tatmin etti arkadaşlar ne derseniz deyin. Önemli olan kulüptür dedi. İskelet'i koruyacağım. Doğru transferler yapacağım. Kaliteden bahsetti. Şimdi Jesus'un arkasında olacaksınız. Bak Emery ile sorun yaşamış. Arteta ile yaşamış. Pereira ile yaşamış. İsmail Kartal ile yaşamış. E Jesus anladı. E Kurt Hoca anladı. Kötü niyetli bu adam dedi. Kötü niyetli dedi. Bitti ya bitti bitti. Adam lak diye çaktı golü. Çaktı golü. Vallahi helal olsun. Aradığımız teknik adam bu işte. Hızlanayım arkadaşlar kusura bakmayın. Transfer listesini soruyorlar. Takımın içindeki durumu biliyorum. Maddi durumdan bahsediyorum diyor. Alınacak oyuncular Türkiye'de tanınmıyor olabilir. Kadro devrimi yapmayacağız. Kadroda denge sağlamak istiyoruz. 4-5 transfer yapacağız. Uğraşacağız. Kadro planlaması konusunda çok fazla toplantı yaptık. Elimizden geleni yapacağız. Şimdi Türkçesi şu. Yani transfer edeceğimiz oyuncuları çok fazla tanımıyorsunuz. Çöp diyebilirsiniz. Hani Crespo gibi diyor. Kulübün maddi şartlarına göre. Şimdi Ali Koç da demişti. Hatta Ali Koç girecek mi konuşmaya? Ali Koç da diyor ki hatta dur. Ali Koç'un konuşmasını şöyle söyleyeyim. Eee... Yani transfer listesi çok enteresan diyor. Bir Crespo'yu bir Rossi'yi tekrar konuşabileceğimiz bir liste diyor. İnşallah ilk iki tercihini gerçekleştirebiliriz. Her mevki için diyor. Yani ilk ikidekiler demek ki bomba. Sonrakiler Rossi. Ki Rossi'yi Crespo'yu aldığımızda bundan nereden alındı demişti. Şimdi ilgi yüksek diyor. Değil mi? Yani Financial Fair Play. Şimdi yani hem bireysel olarak hem de kolektif olarak analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Ofansif açıdan daha fazla üretken oyunculara ihtiyaç var. Bunu az önce de söylemiştim. Belirleyici olabilecek oyunculara odaklanacağız. Futbolda yetenekli oyuncunun yeteneğini sahaya yansıtabilmesini sağlamak gerekiyor. Ön bölgede oynayabilecek, göze hoş gelecek futbolculara da odaklanacağız. Bakın burada şifreyi aldınız mı? 14 0 oldu burada. Hocam nasıl 14 0? Ben şunu söyledim arkadaşlar en az iki tane yıldız alınacak. Hani babalar gibi futbolcu alınacak en az iki tane. Ama 3-4 tane belki 5 tane de hani Crespo gibi Kim Minji gibi nereden çıktı lan bunlar diyeceğiniz futbolcu alınacak. Ben iddia ediyorum 8'den fazla transfer yapılacak. Herkese de Hodri meydan. Duyumcuyum şu cuyum bu cuyum diyorsunuz ya. Hodri meydan size. 8'den fazla transfer yapılacak. U19'dan falan bahsetmiyorum A takım için. Hodri meydan. 8'in 6'sı yabancı, 2'si Türk olabilir, 8'i de Türk olabilir. Ama en az 5'i, 6'sı yabancı. Hadi. Çıkın. Diyorsunuz ya ben yönetimden duyum alıyorum, şuradan alıyorum. Sıradan bir öğretmen alamaz diye. Çıkın. Maaşa gelelim. Cesuz'un maaşı. Ali Koç diyor ki Mesut Özil gelinde de maaşına ilgili benzer tartışmalar yapıldı. Arsenal'de o kadar alıyor buraya gelmez demişlerdi. Aynı şeyi Cesuz için de söyleyebilirim. Cevap vermeyi gereksiz buluyorum diyor. Ee, bir yıllık kontratı soruyorlar hani CESUS da diyor ki yani kontrat konusu benim için yeni bir şey değil ben hep bir yıllık imza atarım maddiyat değil sportif kısmı çok önemsiyorum diyor işler yolunda giderse kontratı yenilir Portekiz dışında çalıştığım hep bunu yaptım diyor ha Ali Koç'un da şöyle bir sistemi serzenişi var 10 gün sonra sezonu açıyoruz hala yabancı sayısı belli değil transfer harcama limiti belli değil ya 84 milyonluk ülkede iki tane aday var. Bir aday çıktı, birisi adaylığını açıkladı. Hiçbir şey belli değil diyor. Yani işler yolunda giderse atarız diyor. Ee, hakemler konusuna gelince aslında tutkulu taraftarların olduğu yerde bir problemdir. Türkiye'de kaliteli ve büyük hakemler olduğunu biliyorum. Sonuç istediğiniz gibi olmadığında hakemleri suçlamamak gerekiyor. Buna dikkat ediyorum demiş. Bu lafını yedirirler sana hocam. Hiçbir zaman hakem kararlarını bahane olarak sunmam. Benim prensiplerimden biri de bu diyor. Sana bu lafını yedirirler hocam. Sana bu lafını yedirmezlerse ben de Mustafa Hoca değilim. Sana bu lafını yedirirler. Ama 5. haftada ama 10. haftada ama 20. haftada. Yani şu cümleyi hoşuma gitti. Oyuncuları tutmak ön elemeleri için avantaj olabilir. Hani içinde bulunduğum durum hiçbir takım için kolay değil. Milli takımda maçlar oynayacak. Bizim takımda milli takımda oynayan isimler var. 5 haftamız var. Şampiyonlar Ligi eleme maçları zorlu. Hani en iyi şekilde hazırlanman lazım. Başkan da dediği gibi en iyi oyuncuları tutmayı başarabilecek avantaj olur. Hem antrenman hem de çok fazla maç yapmak istiyoruz. Hani milli takımda da oyuncular da önce 6 yıl tane hazırlık maçı oynamak istiyoruz demiş. Suudi Arabistan'da I love you, Jesus Brezilya'da Mr. diye bağırıyorlarmış. Oğlum da hocaya nasıl bağıracağız diye sordu. Hocaya soralım. Jesus da diyor ki ben buraya galibiyetler almaya geldim. O yüzden Fenerbahçe'nin galibiyetleriydi diyebilirler diyor. Öyle bir tezahürat yok ya. Enerbahçe'nin galibiyetlerimi diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Allah rızası için şu salak saçma şu güneşle müneşle ilgili tezahüratları yapmayın da. Güneşimin kaybı Allah'u güneşinizin de sizin de. Bilmem arıyorum güneşimi arıyorum. Lan git Google'da ara. Nerede arıyorsunuz? Lanet güneşinizi nerede arıyorsanız arayın. Lan Şenol Güneş'in fanları bu kadar güneş tezahüratı yapmamıştır ya. Hayret bir şey ya. Tövbe estağfurullah. Bizim yapmamız gereken taraftarlarımıza kupalarla taşlandırmak, galip gelmek ama taraftarlarla şovda sunmak istiyoruz diyor. Bu ligde 15 yıldır yabancı teknik direktör şampiyon olamamış. Bunu kırmak istiyorum diyor. Alex sorusu geliyor. Hani Alex de Soğuz'a ile görüştürüz demiş Serkan Yakın. Alex de Soğuz'a ilk tebrik edenlerden biriydi diyor. Doğru. Benden sonra. Alex hiçbir görüşmesi oldu mu diye soruyorlar. Alex'in bu kulüpte büyük bir tarihi ve geçmişi var. O bir idol. Alex Brezilya'daki iyi arkadaşlarımdan biri. Onunla konuştum. Kulüp efsanelerini hatırlamamız gerekiyor. Taraftarların buraya gelmemek etkisi büyük diyor. Ee, benim takımlarım çok gol atarlar diyor. Her antrenörün kendi oyun yöntemi vardır. Bugün teknik adamların da üretken olması gerekiyor. Ben de ofansif oyuna çok önem veriyorum. Çalıştırdığım takımlar genelde çok fazla gol atar. Galip gelmek önemlidir ama tek önemli şey değildir. Taraftarlarda güzel bir futbol izletmek istiyoruz diyor. Oyuncuların beni büyük bir teknik adam olarak görmelerini isterim. Sonra da bir baba olarak görebilirler. Aslında bir öğretmen olarak benim de yaklaşım tarzım böyle. Gerçekten de beni bir önce öğretmen olarak görsün saygı. Sonra beni gerçekten e, sevsinler isterim. Zaten bu olmazsa başarı da gelmez açık söyleyeyim. Öncelikle antrenör oyuncularını birer kişi olarak görmeli. Kendisi benim Benfica'daki ekibimde çok şey öğretti. Oyunculara sadece bir oyuncu değil birer insan olarak da yaklaşmak gerekir diyor. 15 yıldır süperlik onu söyledik. Takımdaki avantajlardan birisi kalitemiz. Çok sayıda kaliteli oyuncumuz var. Hiçbir takım mükemmel değildir. Amacımız dezavantaj olabilecek şeyleri düzeltmek. Bir kadın gazeteciden soru aldığım için mutluyum. Brezilya ve Portekiz'de buna alışığım İsmail Kartal ile bir görüşme fırsatım olmadı. Sezonu başarılı, başarılı şekilde tamamladı. Gönül kupa kazal yani gönül kupa kaldırmasıydı. Kendisiyle konuşmadım. Kupalar kaldırmak istiyoruz diyor. Ee, Hor Jorge Jesus. Yani kupalar kaldırmaya geldim diyor. Şimdi anladınız mı? Sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Ben özet olarak şunu söyleyeyim. Ben umutlandım. Diyeceksiniz ki ya hocam umutlanacak bir şey yok Allah'ını seversen her sene aynı bu sene aynı değil. Hala farkında değil misiniz? Değil kardeşim değil aynı değil. Hocam peki aynı olmadığını nereden çıkarttın? Bu fikre nereden ulaştın? Bu fikre şuradan ulaştım. Son senelerde hatta son 4 seneyi baz alın. Hangi senede biz e, teknik direktörle sezona başladık? Hocam şu işte Erol Bulutlu sezonda teknik direktörle sezona başladığımızı soruyorum. Teknik direktörle sezona ne zaman başladık? Bir düşünün bakalım. Bak teknik direktörle. İkincisi transfer. Diyeceksiniz ki ya hocam transfer şöyle biz hangi sezon transferle başladık? Yani gerçekten transferle başladık onu soruyorum ha. Takım tam olarak hazır. Kampa ne zaman başladık? Yani takım kampa e, tam kadro olarak ne zaman başladık? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman başlamadık. Ha 4 ya da 5 diyor. Belki de kastettiği şey şudur. Yani ben ilk 11'de oynayacak 4-5 kişi istiyorum demek istiyordur. E, yani 4 ya da 5 de iyi. En azından insaflı. Vicdanlı bir şey. 4 ya da 5 ee, şu da olabilir. Nasıl söyleyeyim size? Yani ee, belki de 4 ya da 5 transferle başlayamayacağız ama yani şu an biraz değiştirmeye çalışıyorum demek istediğim ağzımdan bir şey kaçırmamak için ama kaçsın fark etmez. Ya 4 ya da 5 fark etmiyor. Şu fark ediyor arkadaşlar açıkçası. Fenerbahçe ne yapıp edip Bak ne yapıp edip ne yapıp edip oynatabileceği isimleri getirmek zorunda. Ben buna da inanıyorum. En azından 1-2 kişi belki 13 Haziran'a kadar belki bir kişi bile gelmez ama Şampiyonlar Ligi elemesine kadar ilk maça kadar bence 2-3 kişi gelecektir. Belki 4-5 kişi de gelecektir. Ama transferi son ana kadar kollarsınız. Transfer bitmez. Yani Fenerbahçe'de şey bitmez. Transfer bitmez. Anlatabiliyor muyum? Transfer bitmez. Umarım mesajı almışsınızdır. Hayırlı uğurlu olsun Cesus. Peki hocam. Senin fikrin ne? Ben fikrimi şu şekilde beyan ediyorum. En son bir Valencia'ydı. Valencia geldiği zaman dedim ki ya buna mı kaldık işte kala kala işte şöyle sıkıntılıymış böyle sıkıntılıymış. Sonra dedim ki lan oyuncuyu izlemedim ben niye yorum yapıyorum. Dedim 450 dakika izleyeceğim. Yani 5 maç. Jesus için de aynısını söylüyorum. Hazırlık maçları da dahil en az 10 maç izlemeden hiçbir yorumda bulunmayacağım. Niye 10 maç hocam? Bakın arkadaşlar. Edebiyatta bir şey vardır. Kural vardır. Giriş, gelişme, sonuç diye. Hani birçok okuyan arkadaşımız bilir. Giriş kısmında hani konuya giriş yapılır. Bir iki bir şey tanıtım manatım. Gelişme kısmında olaylar gelişir. Hatta bu Artık sinemanın bile kuralı. Giriş kısmında değil mi? İlk başta işte karakterleri falan tanıtır. Karakterin konuşmasını falan canlandırır. Merhaba ben şu falan filan diye. Sonrasında olaylar gelişir. En sonunda da sonuç. Final. Değil mi? Şu anda Jesus giriş bölümünde. Giriş açıklamaları süper. Ali Koç da geldiği zaman böyleydi. Ben böyle Juventus başkanıyla kankiştoyum. Yapıyorum o da bana yapıyor falan demişti. Oo demiştik. Artık Juventus'tan kimler gelir falan filan hiç kimse gelmedi. Ben şöyleyim, ben böyleyim, ben koçum, ben şöyleyim, böyleyim dedim. Sonuç hüsran. Ben lafa değil icraata bakıyorum. Niye 450 dakika? Onu da söyleyeyim. Ya bir futbolcu 5 maç izleyip de kötüdür diyorsan kötüdür. Ya bir futbolcu bir maç kötü oynar, iki oynar, üç oynar. Dörtte kalitesini belli eder. Beşte de der ki ben buyum. Belki ek süre istersin ama 10 maç kesin. Hazırlık maçları. Ben merak ediyorum. Gençlere bakış açısı ne olacak? Ben merak ediyorum. Hani iskeleti ne olacak? Ben merak ediyorum. Sistemi ne olacak? Geçen sene bangır bangır bağırdım. Crespo tek başına yeterli. Tamam Zayc gol yükünü üstleniyor ama inanın Zayt'sın o oynadığı bölgede Misal Beşiktaş'a Salih Uçan falan vardı. On, onlar falan olsa o ol kral olur diye. Bak dörtlü savunma hattı şu anki kadroyla kafamda bir plan belirledim. Şu anki kadro bak şu anki kadro Altay, sayi Sabek. Bak Osayi Sabek şu anki kadro. Kim Minji, Serdar Aziz. Stoper attı. Sol bek. Ben Ferdi oynatacağını zannetmiyorum. Ben sol bekte Ferdi'yi oynatacağını zannetmiyorum. Çünkü bu adam bastıran bir kanat istiyor. Novak. Bu adamın sistemine uygun. Basacak gidecek. Basacak gidecek. Ofansif bek. Orta sahada. Crespo. Tek orta saha. Önünde. Önünde. Crespo'nun önünde. Mert Hakan. Mert Hakan'ın solunda Rossi. Sağında Ferdi. Bak. Ross, yani solunda Rossi. Sağında Ferdi. Hücumda Forvet'te. Forvet'te. Komik gelecek size biliyorum ama. Serdar Dursun Berisha. Ya da Serdar Dursun Valencia. Ya da Valencia'ya Berisha oynatır. Şu anki konjöktürde 4-1-3-2'de. Şimdi Serdar Dursun berişayı duydunuz. Ağzınıza ilk gelen cümle ne? Hocam Serdar'la Berisha'yla sezon mu geçer? 2 tane transfer. Novak'la sezon mu geçer? 3. Hocam Crespo Mert Hakan neyse. Ferdi Rossi. Ferdi'nin oraya da bir tane ya da Rossi'nin oraya da bir tane. 4. Ferdi'nin oraya da saydım 5. 5 tane transfer lazım. Az takıma. Bir de bunları yedekleyecek isimler lazım. Ben açık söylüyorum 8'den aşağı transfer beklemiyorum. Bakalım zaman kimi haklı çıkaracak. Ee, ne abonelik ne beğeni hiçbir şey de rica etmiyorum. Yapmanız gerekeni zaten gönlünüzden gelirse yaparsınız gelmezse yapmazsınız. İstediğim kadar burada dil dökeyim itici olmaya başlarım. Bir kardeşimiz de uyarıyor. Bu arada yeni masum beğendiniz mi? Sevgili Melih kardeşimin hediyesi çok da güzel oldu. Sessiz sakin. İşini de güzel yapıyor kablosuz bir şekilde. Öbürü tık 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 diye sesi geliyordur muhtemelen. Hani Allah'a şükür alabilecek gücümüz var ama yani hediye geldi miydi unutulmaz oluyor. Yani şu anda bu odada o kadar güzel hediyelerim var ki bir tanesini daha göstereceğim bekleyin. Bakın şöyle bir şey. Diyorsunuz yani hocam velileriniz biliyor mu sizin Fenerbahçe'li olduğunuzu? Şöyle bir şey hazırlayacak kadar, hediye edecek kadar biliyorlar. Yaz bunun saçı var lan. <laughs> Ektir mi demek istiyordu acaba? Neyse bir sponsor bulursak Kayseri'de bir şey. Ama çok güzel bir hediye değil mi ya şöyle bak yıldız sayısı. Ve bunu hazırlayan <laughs> Veli'yim Galatasaraylı desem inanmayacaksınız değil mi? İnanmayın. Çünkü öyle. Ger gerçekten de Galatasaraylı. <laughs> ya 5 yıldızı koyarken diyor içim acıdı neyin 5 yıldızı falan. Tevyesizlik yapma bak benim, benim canımı sıkma o evi O evi yakan, yakan. tevyesizliğin yüzü beş 5 tane yıldızsa 5 yıldız kardeşim dedim. Öyle yani. Evet sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi muhtemelen 4 Haziran'da yüklenecek bu video. Ee, orada da genel kurulu, mali genel kurulu görürsünüz. Başka hediyelerim de var da onları da sonra göstereyim. Vlog mu diyorsunuz? Blog mu diyorsunuz? O videodan çekeriz belki. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.